İnsanı yaratan Allah, onun dünya ve ahiret saadetini emirleri ve yasaklarının tatbik edilmesi şartına bağlamıştır. Yüce Mevlamız, emirleri ve yasaklarına aykırılığı da insanın bunalımlarının kaynağı ve ahiret azabının sebebi kılmıştır. Bu yaratılış düzeni sebebiyledir ki insan, ilahi emir ve yasaklara muhalefet ettiği sürece ve işlediği günahlardan arınmadığı müddetçe bunalımlarını gideremez, mesut olamaz, ilahi azaptan korunamaz. Günahlarına tövbe etmek müminin farz görevidir. Bu görev ömür boyunca da devam edecektir. Zira insan melekler gibi nurani bir yaratık olmadığı ve günahlara arzulu nefsi bir güçle yaratıldığı için hatalara düşmekten korunamaz. Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklamıştır. Her bir insan hata edici, günah işleyicidir. Ancak hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edip Allah'tan affını dileyendir. Bir adam her gün içki içer, hep sarhoş gezermiş. Hiçbir işte çalışmaz, yaşı büyük olmasına rağmen hala ailesiyle yaşarmış. Bir gün öğle namazı sırasında bir caminin önünden geçiyordu. Sarhoştu ve yalpalayarak yürüyordu. Tam caminin önüne geldiğinde içeriden imamın tekbir seslerini işitti ve kulak verdi. Daha yakından görmek için kapıya yanaştı ve cemaati izledi. O anda kendi haline bıraktı ve çok hüzünlendi. Allah'a karşı çok kusuru olduğunu hatırlayıp şevke geldi ve bir anda kendini içeriye attı. O sırada namazı bitiren cemaatten bazıları onu tanıdı ve hemen müdahale edip ne yapmaya çalıştığını sordular. Adam içki kokan ağzıyla karşısına çıkanları itip kalkmaya ve "bırakın beni, namaz kılacağım" demeye başladı. Bunu duyan insanlar çok sinirlendi ve onu bu işten alıkoymak için büyük çaba harcadı. Bunu yaparken de bazıları "pis sarhoş, defol" diye bağırıp onu tahkir ediyordu. Sinirlenip küfürler savuran sarhoşu mescidin imamı güç bela cemaatinin elinden aldı ve onu şadırvana götürdü. İçeride ona nasıl abdest alacağını gösterdi. Sarhoş olmadığından, kendinden emin olduğundan emin olduğu zaman da camiye geri dönüp onunla namaz kıldı. Adam imamın yanında huşu içinde namaz kılarken bir ara secdeye gitti ve hiç kalkmadı. Onun bu halini gören imam başta çok etkilendi ve ne kadar huşu içinde olduğunu görüp ibret aldı. Ardından uzun bir süre daha kalkamadığını görünce namazı bitirip sırtına dokundu ve adamın kıpırdamadan öylece kaldığını gördü. Bütün ömrünü sarhoş bir aylak olarak geçiren bu adam, tövbe edip namaz kıldığı sırada Rabbine kavuşmuştu. Namaz, İslam'ın 5 şartından biridir. Allah müminlere her koşulda namaz kılmayı emretmiştir. Hasta, yolcu veya bir yerde meskun da olsa, bir şeyden korkmuş, ürkmüş de olsa, hatta savaş alanında cihat etmekte dahi olsa, namaz asla bırakılmayan bir ibadettir. Efendimiz ve sahabileri hiçbir koşulda namazı bırakmamıştır. Savaşlarda dahi nöbetleşerek namazlarını eda etmişlerdir. Namazı terk etmek büyük bir günahtır. Cezası da çok şiddetlidir. Müslüman birinin namazı terk etmesi asla caiz değildir. Namaz kendisinden ilk hesaba çekilecek olduğumuz ibadettir. Kur'an bize cehenneme atılan kullara "sizi cehenneme sokan şey nedir?" diye sorulduğunda cehennemdekilerin verdiği şu cevapla bize namazın ne kadar önemli olduğunu gözleri önüne serer. "Biz namaz kılanlardan değildik. Cehennemlikler, biz Allah'a inanmıyorduk, şirk koşuyorduk, zina ediyorduk, hırsızlık yapıyorduk" demiyor. İlk verdikleri cevap "biz namaz kılanlardan değildik" oluyor. Öyleyse namaz dini vecibeler içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Efendimizin ve sahabilerinin yaşantılarına baktığımızda da bu apaçık görülmektedir. Efendimiz dahil pek çok sahibi ölüm döşeğindeyken, ayılıp ayılıp bayılırken dahi kendilerine geldiklerinde su isteyip abdest almışlar, oturarak namaz kılmışlardır. Ey Müslümanlar! Onlar namaza bu kadar değer vermiş, kararlılıkla devam etmişlerken bizim cumadan cumaya namaz kılmamızın sebebi ne? Her neyse kendi derdine düşeceği o günde nasıl hesap vereceğiz hiç düşünmüyor muyuz? Değerli izleyiciler, Allah'tan herkese iman selameti vermesini niyaz ediyor. Bir sonraki videoda görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.